Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video ekstra bir bölüm olarak gelecek YouTube'a. Bu ekstra bölümde kısaca iki tane tüyo vermek istedim. Oyun içerisinde birkaç sıkıntı yaşadık. Çok fazla vaktinizi almadan bahsedeyim. Öncelikle Stranded Deep'te online'a basıp postladığınız zaman bir harita seçmenizi isteyecek sizden. Öyle hatırlıyorum. Eğer ki var olan bir harita seçecekseniz o harita bu olacak. Yani oyunun kendi varsayılan haritası. Burası başlangıç bölgesi oluyor. Bu kuru kafalarda işte bosslar veya gitmeniz gereken yerler olacak. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum izleyen arkadaşlara. Benim tavsiyem bunun küçük bir deftere, küçük bir yere not almanız. Çünkü cidden adalar birbirine çok benziyor ve hangi adadan ne zaman geçtiğinizi bilmiyorsunuz. Gittiğiniz yönleri yazarak çok rahatlıkla ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Birinci tavsiyem buydu. İkinci tavsiyem de, buradan geri gelelim. Oyun içerisinde bir pusula, bir de dürbün mevcut. Mutlaka her iki açılacaksanız bunları yanınızda bulundurun. Pusula yön konusunda yardımcı olacaktır. Bu haritacı kısmından zaten oyun içerisinde göreceksinizdir. Kuzey, dikkat ettiyseniz, burada gösteriyormuş. Çapraz bir şekilde sağ üst köşeye doğru bakıyor. Belki sizlerde farklıdır, belki aynıdır, bilmiyorum ama bu kuzeyi mutlaka işaretleyin ve buna göre bir yol çizin. Böylece kaybolmazsınız. Bizim yaklaşık 30 saatimiz oldu Stranded Deep'te. Nereden baksam bunun 15'ini kaybederek harcadık diyebilirim. Dürbün de bazı adalarda, mesela gittiğiniz bir adadır veya işaretlemeyi unutmuşsunuzdur. Dürbünün onun yanına gitmeden de uzaktan bakabilirsiniz. Evet, bu video bu kadar olacaktı. Başka bir oyun serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.